Efendim, hayırlı akşamlarınız olsun. Yayınımıza hoş geldiniz. Genç Dergi ve Genç Derneği olarak Nedir Mesele isimli programda bugün yine sizlerle birlikteyiz. Nedir Mesele'nin bu haftaki konuğu gazeteci yazar Turan Kışlakçı olacak. Birazdan kendisini yayına almış olacağız. Birkaç dakika sonra. Biraz da gecikme oldu yayında. Nasip böyleymiş diyelim. Gecikme için de ayrıca özür dileriz. Turan hocamızı birazdan yayına alacağız. Sonrasında programa başlamış oluruz. Evet, şu an bekliyoruz Turan hocamızı. Şu an yayına dahil etmeye çalışıyorum Turan hocamızı. Sanıyorum birkaç dakikaya dahil olacak yayına. Bugün Yemen konuşacağız. Ama Yemen'i farklı bir boyutta ele almaya çalışacağız. Umarız istifadeli ve verimli bir yayın olmuş olur. Sanıyorum şu an hala göremedim Turan hocamızı ama birazdan yayında olmuş olacak.
Evet, şu an hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam. Mazur gör, geciktik biraz. Estağfurullah hocam. Hayırlı Hayırlı akşamlarınız olsun. akşamlar. Nasılsınız Nasılsın? hocam? Eyvallah, sağ olasın. Sen nasılsın? İyi misin? Çok şükür hocam biz de iyiyiz. Eyvallah. Ses ve görüntüde bir problem var mı? Sesimiz, Yo, görüntü benim net. var mı? Sizin gayet net hocam Tamam. görüntünüz. Eyvallah, ben de duyuyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş Daveti kabul bulduk. ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz Rica ederim. şimdiden. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam bu akşam Yemen konuşacağız sizinle Evet. birlikte. Evet. Vaktimiz el verdiği sürece ben kısaca bir giriş yapayım. Tamam. Sizinle ilgili de birkaç bilgi var. Onları da aktardıktan sonra yayını başlatmış oluruz. Tamam. Tekrardan hayırlı akşamlarınız olsun. Nedir mesele de bu hafta Turan Kışlakçı hocamızı ağırlıyoruz. Yemen'i konuşmaya çalışacağız. Tabii bir programda konuşulacak bir mesele değil ama imkan el verdiği sürece ama biraz farklı yönden konuşmaya çalışacağız Yemen'i. Turan Kışlakçı hocamızla ilgili kısaca birkaç bilgi verdikten sonra hemen programa geçeriz. Hocamız 1973 yılında Bingöl'de doğdu. İslamabad ve İstanbul'da yüksek tahsil yaptı. İslamabad'da üniversite okuduğu yıllarda birçok ülkeden talebe arkadaşlarıyla Spark ve Ellem adlı Arapça ve İngilizce dergilerini yayımladı. Bu tecrübelerini de ayrıca konuşacağız inşallah. Uzun yıllar Yeni Şafak gazetesi dış haberler servisinde editör olarak görev yaptı. Türkiye'nin çok dilli ilk haber siteleri olan Dünya Bülteni ve Time Türk'ü kurdu. Yine Anadolu Ajansı'nda 5 yıl Orta Doğu ve Afrika yayın yönetmenliği yaptı. Anadolu Ajansı'nın MENA yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika yapılanması ve uluslararasılaştırılmasında yer aldı. Yine bir müddet TRT Arapça'da genel koordinatörlük görevinde üstlendi. Orta Doğu ve Asya uzmanı olan hocamız hali hazırda Türk Arap Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yürütüyor. Şöyle diyeyim Impact. Oray. Hocam bir Evet. düzeltme olursa Ah tamam. siz buyurun. Bilgiler belki eksik olabilir. Hocamız Orta Doğu medya, uluslararası ilişkiler, dinler tarihi, felsefe, edebiyat ve fikri konular üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bir Eyvallah. revize varsa hocam siz buyurun. Evet. Tabii şu Türk Arap Medya Derneği aynı zamanda yakın zamanda sana da anlattım. Göç Sanatçıları diye bir dernek kurduk. Aynı zamanda o derneğin de başkanlığını yürütüyorum. İnşallah yani kitap çalışmaları var. Onları da zamanla anlatırız. Böyle kalsın. Bir iki İnşallah roman hocam. çalışmamız var. İnşallah Eylül gibi romanlarımız ve kitaplarımız da çıkmış olacak. Uzun zamandır üzerinde İnşallah çalıştık hocam. tabii. Eyvallah. Hocam bugün biraz Yemen konuşalım Evet. istedik. Ama sizinle de görüştüğümüzde Yemen daha çok medyada işte insani krizlerle, Maalesef. çatışmalarla bir güvenlik ihtiyacıyla gündeme geliyor. Tabii bunları da göz ardı etmeden ama Yemen'in güzelliklerinin olduğunu da biliyoruz. Yani onların da konuşulması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden sizleri davet etmek istedik. Öncelikle ama bugünü anlamadan biraz düne dair de bir çerçeve çizmek gerekiyor. Tarihsel okumalar belki çok sıkıcı gelebilir. Yani Doğru. derinlemesine tarihsel okumalar. Sen Ama de soru Yemen'in cevap dününe şeklinde dair gideyim o zaman. evet. Yemen'in dününe dair bir çerçeve çizmeniz belki faydalı olur. Olur. Yani Yemen hangi süreçlerden geçti? Yemen'de nasıl bir yapı var? Bugününe gelmeden önce böyle bir arka plan sizden dinlemek isteriz. Sonrasında yavaş yavaş Yemen'in bugününe, işte kültür sanatına, Yemen mutfağına, Yemen türkülerine doğru programı ilerletmiş olacağız hocam. Eyvallah. Şöyle diyelim. Yemen'in asıl adı ne biliyor musun? Milattan yani şöyle milattan önce ona takılan bir ad var. Daha doğrusu Latinler, Grekler, Romalıların taktığı bir isim. Arabia Felix diye. Arabian Felix veya Arabia Felix diye. Mutlu insanlar diyarı. Yani asıl adı bu. Mutlu insanlar diyarı. Fakat biz bugün Yemen neyle konuşuyoruz? Açlıkla, savaşla, sıkıntılarla. Peki bu mutlu insanlar diyarında ne oldu? Neden geçmişte mutluydular, bugün mutlu değiller? Milattan önce mutluydular,
Milattan sonra da bir mutluluk dönemleri var. Fakat milattan şöyle Müslüman daha doğrusu son 100 yıl diyelim. Osmanlı'dan sonra son 100 yıldır, 150 yıldır kaosun, keşmekeşin, hengamenin olduğu bir coğrafyaya dönüştü. Nasıl oldu bu mutlu insanlar diyarı? Nasıl böyle bir şey? Yemenler, şimdi Arabian Felix, Romalıların ve Greklerin kullandığı bir isim. Araplar da Eyyemenus Said. Said anlam, yani Said mutlu manasında, mutlu insanlar diyarı. Hakikaten Yemen'i ziyaret ettiğinizde havasını temaşa etti, hamaşını temaşa ettiğinde, teşemmüm ettiğinizde, onu ruhunuzun içine çektiğinizde hakikaten insanı mutlu eden bir havası var. Ben Yemen'e gittiğimde yani o havayı hissedebiliyorsunuz. İnsanların böyle, tabii son dönemlerde onların bir de kullandığı bir kat var, bir ot var. O ottan dolayı da mutlu olabilirlerdi ama bunun 500 yıl öncesine baktığınızda böyle bir şey yok. Hani o ot da bazen mutlu edebiliyor insanı. Detayına kat diye isimlendiriyorlar onu. Bilmiyorum sen bilir misin onu? Kat olarak bir ot ağızlarına atarlar. Saatlerce onu çiğne, babam çiğne çiğne. Fakat 2-3 saat çiğnedikten sonra böyle bir mutluluk sarıyor seni. Tabii bunu Türkiye'de birçok ülkede uyuşturucular şeyine de alındı o. Ama Yemen'de Evet. %90'ı 95'i kullanıyor. Kadını da erkeği de bakanları da sıradan halk da kullanıyor. Tabii bunu kullanmalarının sebebi bence bana göre İngilizlerin bu halkı uyuşturmak için alıştırdıkları bir şey. Daha çünkü birçok kez İngilizler, Batılılar, Portekizler, İspanyollar Yemen'i almaya çalıştılar. Osmanlılar desteğiyle orayı bir türlü alamadılar. Fakat bu insanları aynı bir savaşçı özellikleri de olduğu için bunları o savaşçı özelliklerini kaybetmeleri için onları bir ota alıştırdılar. Bu da kat denen ot ve Yemen'de maalesef hemen herkesin kullandığı bir ot haline geldi. Ben de Yemen'e gittiğimde kullandım. Dedim ya nasıl bir şey bu ot? Bir deneyelim. Bütün Yemen kullanıyor. Uleması kullanıyor. Alimi kullanıyor. Kadın kullanıyor. Çocuk. Müslüman bir toplum. Dur bir deneyelim ya hani bu insanlar çünkü ikram ediyorlar. Evlere gittiğinizde yani mesela evin hanımı geldiğinde veya da adam geldiğinde size ilk ikram buyur beyefendi bir poşet yıkanmış yapraklar böyle bir poşetin içinde önünüze konuyor. Yemen Dışişleri Bakanıydı bize hediye etmişti onu. Aldık. Tabii yanımızda birçok siyasi yetkili var. Adlarını zikretmeyeyim. Şundan çünkü ben bunu Twitter'da paylaştıktan sonra sağ olsun Oda TV en ufak bir şeyi yakalayıp böyle haber yapıyor. İşte Anadolu Ajansı, o dönem Anadolu Ajansı'ndaydım. Anadolu Ajansı'nın işte muhabiri yok, işte uyuşturucu kullanırken Twitter üzerinde hem de bunu paylaştı falan filan bla bla diye kullandı. Halbuki dünyanın hiçbir yerinde uyuşturucular şeyinde değil. Bizde de Abdurrahman Dilipak bunu uyuşturucular şeyine koydurtuyor Türkiye'de. Fakat o da de şunu çok iyi bilir ki Türkiye'den giden her gazeteci gider bunu kullanır. Dünyanın her yerinden bir gazetecilik özelliğidir bu. Fakat Oda TV'nin işi ya, iş güzelliği ya, her zaman yaptıkları gibi bir işi abartma, yalan dolan işler çevirme böyle. Öyle bir yöntem izlediler. Gözlerinize şey çekip, bant çekip işte uyuşturucu kullanırken ya kardeşim resmi paylaşan benim. Dünyayı gezen benim. Sizden daha iyi dünyada ne olup bittiğini bilen benim. Fakat iş güzellik yapacaklar ya, dindarları böyle hani dindar ya, dindar bir şey bilmez, dünyayı tanımaz. Halbuki sizden milyonlarca kaç iyi bilir. Müslümanlar sizden daha iyi. Siz ancak ifsadın, fesadın merkezi olabilirsiniz. Geçelim burayı da. Yemen, mutlu insanlar diyarı. Muhteşem bir diyar. Arabian Felix, İsait, mutlu insanlar diyarı. Ve bundan dolayı milattan önceki tarihlerine gittiğinizde koca imparatorluklar kuruyor. Hani bugün Danimarka, İsviçre'ye gittiğinde ve daha hani haberlerini okuduğunda gitmemişsen bile ne hissedersin? Ne zengin bir diyar değil mi? Zengin bir ülke, insanları mutlu, herkes hukuka uyuyor, bir hukuku var. Ve insanlar mutlu, fakir yok sokakta. Herkes bir iş sahibi. Danimarka, İsviçre için kullanıyor bugün mutlu insanlar diyar. Halbuki milattan önce bugün İsviçre'nin, bugün Danimarka'nın yaşadığı o haleti, o durum bir dönemler milattan önce Yemen'de vardı. Yemen insanları mutlu, dünyanın en mutlu insanlarıydılar. Ve milattan önce kurdukları iki, üç büyük medeniyet var.
Yani bugün kutsal kitaplara bile konu olmuş. Tevrat'a, İncil'e, Kur'an-ı Kerim'e ve aynı zamanda diğer Hindu ve Budist metinlerinde dahi var. Yani bu kadar önemli. Hatta eski Yunan ve Roma metinlerine baktığımızda Arabian Felix dedikleri, mutlu insanlar diyarı dedikleri yer orası. Denir ki Büyük İskender, Büyük İskender'di. İşte buraya mutlu insanlar diyarı adını veren. Böyle bir şey konuşuluyor, iddia ediliyor. Yani fakat bazı tarihçiler hayır buraya başkaları bu ismi verdi diyorlar. Arkadaşlar buyurun aç. Ve Mutlu İnsanlar Diyarı diye bir isim takıldı bu coğrafyaya. O da üç medeni. Biri Sebe Krallığı. Sebe Krallığı Hindistan'ın yani Yemen'in en büyük medeniyetlerinden bir tanesi. Birçok yani tabii ki krallığı oldu onların birçok farklı daha sonra Sebe'den sonra üç tane daha şey var. Main, Kataba ve Hadramat krallıkları diye üçe bölünüyor daha sonra fakat farklı farklı krallıklar. Dördüncü ise Himyarlılar diye milattan önce 115. yılda kuruluyor. İslam'ın geldiği tarihe kadar, milattan sonra 525'e kadar devam ediyor. Ve bu dönemde dahi birçok kralları oluyor. Aynı zamanda kadınların bile yönettiği dönemler oluyor. Mesela Sebe Melikisi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Düşün milattan önce. Hatta bu coğrafyada milattan önce aynı zamanda Zeynebiye var. Zeynep var mesela. Zenubiye adıyla bilinir. Bir dönemler Suriye'nin bir kısmına hükmediyordu. Zeynep, Zenubiye, Romalılara karşı mücadele eden bir kadın mesela. İşte Mısır'da var, Tunus'ta var, Arap Yarımadası'nda var, Yemen'de var. Yemen'de Sebe Melekisi mesela. Belkıs'ın hikayesi, Kur'an bile anlatıyor onu. Detaylarına birazdan biraz gireceğim. Yani bu İslam uleması aynı zamanda bunu da tartışıyor. Kutsal kitapta Yüce Allah Sebe Melekisi, evet daha sonra o krallığını övüyor. Daha sonra evet onlar güneşe tapıyor olabilir ama daha sonra Süleyman Aleyhisselam'la bir bağlantısı oluyor ve Süleyman Aleyhisselam'dan dolayı iman ettiği söyleniyor. Bundan dolayı Kur'an bunu eleştirmiyor. Bazı İslam alimleri diyor ki bir kadının da devlet başkanı, kralı olabileceğini buradan çıkarıyor mesela. Bu coğrafyaya baktığımızda milattan önce aslında Zeynep gibi, Belkıs gibi birçok ismin burada hükümranlık yaptığını görüyoruz. Hani krallıkları yönettiklerini görüyoruz. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Tabii bu üç krallıktan en meşhuru Sebe Melikesi ve büyük bir krallık kuruyor. Bugün Sebe Melikesi'nin olduğu dönemlerde At-Semut kavimlerinin de aynı zamanda Yemen sınırlarında yerleri var. At-Semut kavmi bunlar dağlara koca koca evler yapmışlardı. Bugün Yemen'e gittiğinizde Sana'da, diğer Yemen'in diğer şehirlerinde, şehrin dışında dağların zirvelerinde evler bulursunuz. Evler var. Yaşam. Dağlara ovulmuş böyle muhteşem. Çünkü orada bir de Yemen'in havası çok güzel. Havadan dolayı ciddi tarım da 3 kez 3-4 kez tarım yılda 3-4 kez tarım yapabiliyorsunuz. Çünkü bahar havası var genelde ve bu havadan dolayı tarım orada çok gelişmiştir. Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda oranın tarımı da övülür ve Yemenliler milattan önce yani Sebe Melikesi döneminde biz şunu görüyoruz. Marib barajı kuruyor. Bir baraj kuruyorlar Marib bölgesinde. Ve ismini Marib Barajı. Bir baraj kuruyor. Dağlar arasında koca barajlar ve bugün o baraj hala var. Ve bu barajda kimlerin o dönem barajlar kurulduğu zaman hani bugün siz büyük bir iş yaptığınızda devlet liderlerini davet ediyorsunuz ya şeye. Hani açılışa davet ediyorsunuz. O dönem Sebe Melikesi Merit Barajı'nı kurduklarında işte Fars krallıkları bir heyet göndermiş. Habeşistan krallığı bir heyet göndermiş. Ve Bizans o dönem Roma İmparatorluğu heyet göndermiş açılışa. Ve bu açılışa katılan imparatorlukların üyelerinin o temsilcilerin adları var bugün. İlginç bir şekilde. Ya hala duruyor. Demek ki o dönemde bile diplomatik ilişkiler var, uluslararası ilişkiler devam ediyor. Krallıklar arasında, imparatorluklar arasında. Bu çok önemli bir şey.
Ve yine Bugün o buyur. o barajın hala etkisi var mı hocam bugünkü Tabii mücadelede? hayır, bugün baraj etkisiz ama barajın hala o sütunları şey duruyor. O büyük, kocaman, büyük, kocaman, büyük bir şey yaptıklarını görebiliyorsun. Yani o dönemde dahi bunu, bugün bildiğimiz barajların daha üstünde bir baraj yapmaları muhteşem bir şey. Sebe Evet. Melikesi'nin mesela krallığın olduğu yerlere gittiğinizde, sana hemen dışında böyle bir bölgede gittiğinizde hala o sütunlar, bugün hani biz Roma, Bizans'ın nasıl o sütunlarını görüyorsak aynısını orada da bulabiliyorsun. Muhteşem büyük sütunlar, krallıklar ve Sebe Melikesi'nin hala o kraliçenin oturduğu koltuk duruyor, her şey. Ya yani tabii dağılmış, yıkılmış belli şeyler var ama hala belli eserleri orada buluyorsun. Bu muhteşem. Ve orada o krallığın, o imparatorluğun milattan önce nasıl büyük işler başardıklarını görebiliyorsun, o krallıkların, imparatorlukların. Muhteşem bir şey. Benzeri yok. Onun için milattan önce, bugün biz New York'u konuşuyoruz ya, bugün biz Hong Kong'u, bugün İngiltere'yi, Almanya'yı, Paris'i konuşuyorsak milattan önce oralara konuşuluyordu. Bütün kutsal kitaplar Yemen'den bahsediyordu. Onun için Yemen'i iyi bilmeliyiz, tanımalıyız. Ve bugün Yemen'de neden savaşın olduğunu, neden mücadele olduğunu anlamak için bu tarihi verileri de iyi bilmek gerekiyor. Himyariler, en son az önce ifade ettiğim Sebelilerden sonra Himyariler geliyor. Onlar da aynı şekilde barajlar kuruyorlar, büyük büyük medeniyetler kuruyorlar, büyük büyük binalar inşa ediyorlar. Ve biliyorsun eski imparatorluklar krallarına isimler verirlerdi. Mesela Firavun ismi Mısır krallarının unvanıdır, adı değildir. Hani biz mesela Ramses dediğimiz kişi, üçüncü Firavun dediğimiz kişi Mısır, hani bizim o üçüncü Ramses aslında kralın unvanı. Yine biliyorsun aynı şey Habeşistan krallarına da Necaşi denirdi. Necaşi demek onların ismi değildi Necaşi'nin. Kralın adı, kralın unvanıydı Necaşiler. Necaşileri vardı onların. Ve yine Yemen krallarının adı Tuğba. Tuğba adıyla anılıyorlar. Ve Kur'an'da da geçer. İşte Yemen kralı Tuğba. Tuğba medeniyeti derken o Tuğba krallığının, yani kral Tuba'nın, o çünkü birçok kral olduğu için onlar da bu unvanı veriyorlar Himyariler. Bu ismi bile Kur'an'da da geçiyor, bu isim Tuba ismi. Aslında unvan, krallarına verilen unvanın adı. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Verilen bir isim Yemenlilerde. Ve Yemen'i az önce ifade ettim, barajlar, tarım alanında o dönem tarımın en büyük feodal ülkelerinden bir tanesi. Tarımda çok iyiler. Avrupa'ya, dünyanın birçok krallığına, Pers krallığına, biz Roma İmparatorluğu'na buradan gidermiş bütün gıdalar. Geniş bir tarım. Ve bundan dolayı da işte mutlu insanlar diyarı denmesinin sebebi bu. Büyük İskender oraya gitmiyor ama oradan gelen o meyve türlerini görünce etkileniyor ve buraya böyle bir isim veriyor. Bu anlamıyla çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de yine bazı dönemler o refah mutluluktan dolayı kralları zulme başladığı zaman, zulüm etmeye başladıkları dönemde birkaç dönem böyle krallıklara, artık böyle o krallar insanlara zulmeder hale geliyorlar. O zulümden dolayı da Allah birkaç kez onları cezalandırıyor. Biri Kur'an'da da geçen, hani o büyük barajlar kurdukları için Arim Seli diye bir, Kur'an'da geçiyor, bir sel gönderiyor. O barajlar patlıyor ve bütün o büyük şehirler sular altında kalıyor. Bütün ovalar sular altında kalıyor. Arim Seli, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Ve biz de onları, çünkü halka zulme etmeye başlamışlardı. Halkı, krallar artık firavunlar gibi davranıp insanları, mazlumları eziyorlardı. Birincisi bu. İkincisi, yine Kur'an-ı Kerim'de geçen Buruç Suresi, mesela Buruç Suresi, Necran, şöyle bir şey de bahsedeyim. Mesela Titus Romalılar döneminde Romalılar Kudüs'ü basıp orayı, Kudüs'ü yerle bir ettikten sonra oradaki Yahudiler aslında büyük bir ekseriyeti Yemen'e göç ediyor. Ve Yemen'de Suudi Arabistan ve Yemen arasında Necran bölgesi var. Hala bile o dağlara gittiğinizde Yahudilerin inşa ettiği yerler var, duruyor hala.
Ve bunu Onların Yemen'e isimleri var mı Turan hocam? tabii hala Hani... ilginçtir. Kudüs'teki isimlerini oraya da veriyorlar aynı şeyi. Orada da bir tapınakın şey diyorlar ve Süleyman Tapınağı bu diyorlar oraya. O dağın zirvesinde o tapınak hala duruyor. Dağın zirvesinde. Ve o Necran'dır. Etiyopyalı Yahudilere Hatta Falaşa diyorlar ya hocam. buyurun. Onlar için de ayrı bir isimlendirme var mı? Efendim? Yemen. Etiyopyalı Yahudilere Falaşa diyorlar ya. Hı. Yemenliler için de ayrı bir isimlendirme var mı Yahudiler Yemen. için? Yemen Yahudileri deniyor. Hayır, bir isim kullanılmıyor. Yemen Yahudileri deniyor bunlara. Ve bunlar çünkü Habeşistan'a da bir kısmı daha sonra Yemen üzerinden göçüp gidiyor. Orada Falaşa olarak adlandırılıyor. İsrail hala bunları Yahudi kabul edip etmemekte direniyor. Neden? Çünkü bunların birçoğunun çocuklarının kobay olarak kullandığı İsrail'de ortaya çıktı. Falaşalar ayaklandı bundan 10 yıl önce falan. Hala bile Falaşalar kendini İsrail'in bir parçası olarak göremiyorlar. Buna İsrail'in baskı yapmasına rağmen İsrail bunları alt işlerde kullanıyor şu anda birçok yerde. Yemen Yahudilerinden de son kalanlar oldu. Bu savaşla birlikte biliyorsun 2 yıl önce Yemen'deki bütün Yahudileri İsrail'e taşıdılar. İşte savaşta zarar görmesinler diye orada. Yoksa İsrail'e de bir kısmı da 1940'larda göçmüştü. Daha sonraki dönemlerde de göçtüler buraya geldiler. Şu anda 2 yıl önce en son kalan Yahudiler de buraya. En biliyorsun onlarda eski Tevrat metinleri var hala. Ve büyük o eski levhalarda duruyordu. İstirahat da getirip bunu Netanyahu'ya hediye ettiler o metinlerden bazen 2 yıl önce. Haberlere girerseniz Google'da görürsünüz oradaki Yahudilerin Yemen'e nasıl nakledildikleri. İsrail büyük bir operasyon değil, operasyon değildi bu. Zaten orada bir savaşın içinde İsrail onları zorla itti. Normalde Yemen'i terk etmek istemiyorlar. Fakat savaşı bahane edip İsrail onları ikna etti ve oraya götürttü. Böyle bir şey. Kur'an'ı Yemen'e göçtükten sonra bu Himyerler döneminde o Necran bölgesinde Yahudiler kendilerine bir alan oluşturuyorlar ve bir hükümranlık alanı oluşturuyorlar. Zünnuvas diye Himyerlerin son hükümdarı Yahudi olduktan sonra Yahudiliği benimsiyor. Ya ilginç, anneden olmadığı halde Yahudiliği benimsiyor. Ve bütün Yemenlileri Yahudi yapmaya çalışıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de eğer iyi okursan şunu görürsün. Yüce Allah bir kavmi helak etmesinin ana sebebi bir toplumu tekliftleştirmeden dolayıdır. Sen seküler olabilirsin. Sen liberal olabilirsin, solcu olabilirsin, hatta Müslüman olabilirsin. Fakat bir toplumu zorla Müslümanlaştıramazsın. Bir toplumu zorla Hristiyanlaştıramazsın. Bir toplumu zorla Yahudileştiremezsin. Bir toplumu zorla solculaştıramazsın. Sosyalist yapamazsın. Bir toplumu zorla liberalleştirip kapitalistleştir yani liberalleştirme veya da diğer ne hangi ideoloji olabilirse. Yüce Allah diyor ki insanlar benim kullarım. Onları zorla kendi ideolojilerinize, dinlerinize getirtemesin. Bunu yaptığınız anda Yüce Allah sizi cezalandırıyor. Müslümanlar bunu yanlış anladılar. İşte o toplum, yok zulüm, bu bir zulüm. Siz zorla insan, çünkü Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'i uyarıyor Yüce Allah birçok ayette. Ey Muhammed, sana düşen davettir. Sen insanları zorla imana çağırma. Anlat ki görevin bu, tebliğ. Ama zorla niye iman etmiyorlar diye senin görevindir. O Yüce Allah'ın görevi. Aynı zamanda bütün dinlere de verilen şey bu. İdeolojileri zorla insanlara dayatamaz. Dayattığınız anda Yüce Allah'ın azabı iner. Bu ister Müslüman ol, ister Yahudi ol, ister Hristiyan ol, ister herhangi bir batılı bugün ideolojiyi benimse. Başka bir kavim gelir seni o ideolojiyi yok eder. Onun için mesela solcuların yaptığı zulümlere bak. Sosyalistlerin, komünistlerin yer coğrafyada bunun şeyi var. Siz zulme baş... Ama siz zulüm etmediniz. Yahudisiniz, Hristiyansınız, sosyalistsiniz. Allah size daha güzel imkanlar da sunabilir. Bu dünyada rahat yaşayabilir. Zulmü yapmadıkça, tekliftleştirmedikçe insanları. Tekliftleştirmeye başardığın anda Yüce Allah'ın azabı iner üzerine. Böyle Müslümanlaştırsan bile. Bugün Müslümanlara kızdığım noktalardan bir tanesi de bu bile. İnsanları tekliftleştirmeye çalış. Bırak Ömer olsun, bırak Ebu Bekir olsun, bırak Ebu Zer olsun. Herkesi Ebu Bekir yapma, herkesi Ebu Zer yapma, herkesi Hatice yapma, herkesi Fatıma yapma. Bunalıma sokma insanları. Her insanın fıtratı farklı. Öyle değil mi? Niye tekliftleştiriyorsunuz insanları? Allah bile istese herkesi Ebu Bekir yapardı, herkesi Müslüman yapardı. Niye Tanrı'nın görevini üstleniyorsunuz? Size düşen
tebliğ görevini ifa etmekten diyor. İşte Zünnüvas son Himyar valisi, son Himyar sultanı bütün Yemenleri Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyor insanlar. Daha sonra büyük çukurlar kazıyor. Çok büyük çukurlar kazıyor. O çukurlara diyor ki Zünnüvas, ey halkım, eğer Yahudiliği benimsemezseniz hepinizi bu çukurlara atacağım diyor. Kabul etmiyorlar. Ve 40 rivayetlere göre, bir rivayete göre 20 bin, bir rivayete göre 40 bin insanı o ateşler dolusu o çukurların içine atıyorlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Bir kadın elinde çocuğu ateşe doğru yaklaşır. Yahu ben Yahudi mi artık, hani Hristiyanlığı, çünkü o dönem Hristiyan, bunlar Hristiyan. Hazreti İsa dönemi ve iman ehli bunlar. O dönemde daha İslam yok. Acaba Hristiyanlığı bıraksam mı diye düşünüyor. Çocuk dile geliyor. Anneciğim diyor, sen hak yoldasın, sakın ayrılma diyor. Kadın çocuğundan, daha kundaktaki çocuğundan konuştuğunu görünce çocuğuyla birlikte kendini ateşin içine atıyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatırken şöyle diyor. Diyor ki işte o iman ehli ateşi göze alarak dinlerini değiştirmedi, Hristiyanlığı bırakmadılar ve kendilerini ateşe attılar. Ey Müslümanlar, işte bunlarda sizin için ibretler, dersler vardır diyor. Hangi surede? Buruç suresi. O buruçlar kuruyorlar. Koca koca o buruçların üzerinde, gökdelenlerin üzerinde, koca yerlerin üzerinden ateş çukurlarının içine insanları yığın yığın 40 bin insanı, kadın, çoluk, çocuk yaşı demeden Zünnüvas katlediyor. Bu zulümden dolayı Allah Zünnüvas'ı cezalandırıyor, yerle bir ediyor medeniyetini. Ve İslam'dan Hazreti Peygamber gelmeden 525 yılında medeniyeti yok oluyor. Yemen artık en fakir coğrafyalardan biri haline geliyor. İslam'la birlikte yeniden Yüce Allah onları yüceltiyor. Buruş suresi bu anlamda önemlidir. Yemen'de geçen bir kıssadır. Ve Neml suresi var, Karınca suresi. Orada da Sebe Melikesi ile Süleyman arasında. Yani biliyorsun Süleyman Sebe Melikesi'ne, kraliçesine aşık oluyor. Bununla ilgili rivayetler var. Onun detaylarına girmeyeceğim. Buluşmaları, o sarayının ihtişamını Kur'an çok güzel anlatıyor Sebe Melikesi'ni. Ve Süleyman'la bu. Çünkü Süleyman Aleyhisselam aynı zamanda Yemen halkına da peygamber olarak gönderilmişti. Bundan dolayı Sebe Melikesi Belkıs ona iman ediyor ve Müslüman oluyor. Uzun hikaye bu Belkıs Süleyman hikayesi bizim tarihimizde. Aynı Yusuf Züleyha kıssası gibi çok kitaplara konu olmuştur. Eski ulema bu konuda çok yazmıştır. Sağ olsunlar, vakitleri bol olduğu için ulemamızın güzel konulara değinmişler. Geçmişte Yusuf Züleyha'ydı. Bir de Süleyman ve Belkıs hikayeleri. Bu da çok fazla. Detaylarına girmeyeceğim. Onu ihtiyaç duyan arkadaşlar gidip bakabilir. Çünkü bu ayrı bir konu olarak işlenebilir. Yani geçmişi böyledi. Ve İslam'ın gelişiyle birlikte biliyorsun Muaz bin Cebel'i, daha sonra birçok sahabeyi oraya gönderiyoruz. Peygamber vali olarak ve Yemen halkı toplu halde İslam'a giriyor. Ve İslam'la müşerref oluyorlar. Hazreti Peygamber'in bir sözü var sallallahu aleyhi ve sellemin. El Yemen, Yemen imaniyu, El Yemen imaniyu diyor. Yemen iman şehridir diyor. Ve tabi başka bir rivayette El Yemenu hikmet, beledul hikmet diyor. Ve hatta hikmetun diyor. Yemen hikmet şehridir, iman şehridir diyor. Oraya gittiğinizde bundan dolayı Abdülmecid Zindani vardı. Büyük alimlerden bir tanesi Yemen'in. Şu anda 80-90 yaşında, imanla ilgili, belki ben şunu söyleyeyim, imanla ilgili en iyi okuduğum kitaplardan bir tanesi. Beni etkileyen kitaplarından bir tanesi. Türkçe'ye 4-5 kitabı tercüme edildi Abdülmecid Zindani'nin. Bulursanız mutlaka okuyun. Şu anda Abdülmecid Zindani de yaşlı olmasına rağmen bu savaşlardan dolayı İstanbul'a geldi. İstanbul'da bazen gidip ziyaret ediyorum. Eğer fırsat imkanınız varsa gidin ziyaret edin. Bence asrımızın yaşayan büyük alimlerinden, büyük düşünlerinden. Ben her yanına, dizine diz çöktüğümde, istifade ettiğim alimlerden bir tanesi. Size batılı düşünceyi de, çok batılı düşüncesini de, imanın zevkini size tatıracak, bilecek bir özelliği var. Böyle bir şey. Ve son olarak, son değil, bir bölüm daha zikredeyim. Sonra asıl
kültür, sanata, Yemen müziği şeyine girelim. Osmanlı 1500 yıllarda Mısır'ı, 14 Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır aldıklarında Portekizlerin ve İspanyolların Yemen'e müdahale ettiğini de görüyor ve bundan dolayı Yavuz Sultan Selim bir orduyu hem Cidde hem Yemen limanlarına gönderiyor ve Yemen'de müdafaa etsinler diyor. İspanyollarla Portekizlerle savaşıyorlar. Portekizlerin ve İspanyolların Yemen'i almasını engelliyor ve böylece 1500'lü yıllarda Osmanlı Yemen'e yerleşiyor. 400 yıl boyunca Yemen'i yönetiyor Osmanlı. Ve o dönemde de hem İslam'ın ilk geldiği dönemler Osmanlı döneminde huzuru ve barışı birlikte yakalıyor. Yer yer isyanlar olsa bile öyle hani bugün Batı'nın anlatıldığı kadar öyle büyük olaylar değil. Evet, yer yer isyanlar oluyor. Büyük imparatorluklarında da bu tabii bir şey. Birçok yerde bunun benzeri. Balkanlarda da var, Kafkaslarda da var. Yemen'de de olmuş bu. Belli kabilelerin. Onlar belirli. İşte bazen bakıyorsun valilerden kaynaklardan sorunlardan dolayı. Bazen de oradaki halkın yanlış anlayışından kaynaklanan sorunlardan dolayı. Detayına girmeyeceğim. Ve daha Osmanlı oradan çekiliş hikayesi ayrı oturup incelenmesi gereken bir hikaye, okunması gereken bir hikaye. Ben yine detaylarına girmeyeceğim çünkü konuyu uzatmak istemiyorum. Birkaç konuya da çünkü misafir arkadaşlarım da var burada. Onlar da benimle şu anda dinliyorlar ama inşallah programdan sonra onlarla ilgileneceğim. Eyvallah hocam. Yemen'de Osmanlı 1918'de Montreux Antlaşması'nı imzaladıktan sonra hem Hicaz valisi hem Yemen valisi, Hicaz valisi Fahrettin Paşa, işte o büyük direnişe, İngilizlere teslim olmuyor ve direniyor. Ben burayı diyor, bu kutsal beldeyi asla İngilizlere teslim etmem. Ve anlaşmayı da tanımıyorum. Yemen valisi Nedim Bey de isyan ediyor. Ben bunu asla teslim etmem. 8 ay 9 ay boyunca direniyorlar ikisi de. Fakat en sonunda mecburen ikisi de Osmanlı baskısı ve İngilizlerin baskısıyla teslim ediyorlar. Yani 1919'da, 18'de teslim etmiyorlar. 19'da teslim ediyorlar. Yani 6-7 ay sonra Yemen valisi Nedim Bey bütün Osmanlı ordusu 18 bin kişi ordu gidip İngilizler teslim oluyor gemilerle Yemen'den. İstanbul'a geliyorlar. Fakat Nedim Bey gelmiyor. Ben diyor burada kalacağım diyor. Birçok asker de orada kalıyor. Osmanlı 1910 yılında Yemen'de isyanlar başlıyor. O isyanları bastırmak için bence Osmanlı yaptığı en büyük tarihi hatalardan bir tanesi. Bizim Balkanları kaybetmemizin sebebi. İşte bazen bir genelkurmayın, bir siyasetçinin aldığı ahmakça bir olaydan dolayı birçok şeye sebep olabiliyor. Onun için diyoruz ki istişare çok önemli. Bir siyasetçinin, bir genelkurmay başkanının, bir bakanın bir iş yapar. Ya istişare edin Allah rızası için ya. Allah'lık taslamayın. Allah, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim diyor ki, tek başına karar alan krallar, Tanrılık iddiasında bu. Onları ilahlıkla suçlar Yüce Allah. Onun için der ki, bir Müslüman liderin, bakanın, valinin, kaymakamın, hatta muhtarın bile en güzel özelliği diyor, istişare etmesidir diyor. Şura kavramı bu kadar önemli. Hani küçük küçük parlamenter sistem. Böyle parlament, yani şöyle istişare edebileceğin şeyler. Aynı zamanda danışmanlar kurulu. Çok önemli bunlar. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim işte bunu kabul et. Osmanlı'nın o asker kararıyla birlikte 40 bin asker gönderiliyor Yemen'e. Yemen'e 40 bin asker gidince Balkanlarda isyanlar başlıyor ve biz Balkanlara askerlerin hepsini ve Genelkurmay Başkanı ve yardımcılarını da Yemen'e gönderdiğimiz için 6 ayda gitmiş adamlar. Yemen'de, Balkanlarda isyanlar başlıyor. Adamlar gelinceye kadar biz Balkanları kaybediyoruz. Var olan gençleri gönderiyoruz. 14-15 yaşında gençleri Balkanlarda mücadele. Onlar da orada birçoğu hayatını kaybediyor ve isyanlarda. Detayına girmeyeceğim onu, olayların. Ve 40 bin asker, bir kısmı Trablusgarp'a kaydırılıyor, bir kısmı dönüyor. Yine 25 bin kişi kalıyor. Bu 18 bini döndükten sonra Montreux Mütarekesi sonrası Nedim Paşa bir kısmıyla kalıyor. Bunlar İmam Yahya ile birlikte, Zeydilerin liderlerinin İmam Yahya ile birlikte
Yemen'i müdafaa ediyorlar. Yine savaşıyorlar. Cumhuriyet kuruluyor. Nedim Paşa hala orada. Sonra geliyor Mustafa Kemal'i görüyor. Cumhuriyet kurucusu geliyor ve Mustafa Kemal'e ben Yemen'de kalıyorum. Mustafa Kemal diyor sen Yemen'i bu kadar seviyorsan diyor. Hadi seni büyükelçi ilan ediyorum. Büyükelçi olarak bu sefer Nedim Bey'i gönderiyor. Nedim Bey o 30 yıl boyunca Yemen'de Arap Yarımadası'nda kalıyor. Ve orayı en iyi bilen. Hatıraları önemli. Daha sonra da büyükelçilik yapıyor. Onun yazdığı hatıralar çok önemli. Şu kitap Nedim Bey'in Yemen Evet. ellerinde 30 yıl. Son Yemen valisi Mahmut Nedim Bey'in anıları. Bunu mutlaka bulun okuyun. Yemen'le ilgili en önemli kitaplardan bir tanesi. Yine Mahmut Nedim Bey'in Arabistan'da Bir Ömür diye bu kitabı da çok önemli. Burada Trablusgarp, Hicaz, Yemen'deyken çünkü üç yerde de görev yapıyor. Buraları anlatıyor. Yani Libya'yı anlatıyor, Suudi Arabistan'ı anlatıyor bugünün tabiri ve Yemen'i anlatıyor. Bu iki kitabı Arap Yarımadası'nı anlamak için iki mühim kitaptan bir tanesi. Mutlaka bunu. Yine Yemen'e giden bizim savaşçılar biliyorsun İsmet İnönü de gitmişti Yemen'e savaşmak için giden grup içinde. Birçok askerimiz var. O birçok askerimizin o dönemde yazdığı anılar var. Onlar da burada. Mutlaka bunu okumalı. Şimdi Yemen askerlerimiz oraya gidince biz Yemen'i nasıl biliriz? Hani bizde Arap Yarımadası hep çöl anlatılır ya. Evet, Yemen'in bazı yerleri çöldür. Bazı yerleri. Fakat genel anlamda yeşil. Dünyada görebileceği en yeşil. Hatta adaları var mesela. Çok güzel, dünyada eşi benzeri olmayan adalar var. Birçok otlar, birçok bitkiler. Fransızlar, İngilizler oradaki bitkileri alıp götürüp ilaç yapıyorlar. Yine Yemen'in o az önce ifade ettiğim Yemen'in sahip denilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Yemen'in o yeşilliğinin o tabiatının güzelliğinden kaynaklanıyor. Mesela Suudi Arabistan'la Yemen arasında bölge yani bizim Karadeniz'den daha yeşil alanları var. İlginç, muhteşem. Oralar bol yağmur alıyor ve yemyeşil. Koca koca devasa ağaçlar bulursun. Muhteşem bir havası vardır oranın. Cennet gibi. Koca Ama dağlar. çöl Benim şey, olan. evet. Yok, bu dağlar yeşil alanlar. Aynı Karadeniz gibi bir yer bölge bu. Biliyorsun okyanusta da Hint Okyanusu, Kızıldeniz'de zaten ayrı bir şeyi var, sınırı var. Oranın ayrı bir güzelliği var. Hem okyanusa hem Hint. Çok güzel. Birazdan bahsedeyim. Balık yemekleri var mesela. Yemenlerde çok ilginç. Benim burada yemediğim balık türleri var onlar. Hem Hint Okyanusu'ndan çıkan hem Kızıldeniz'den. Yani şöyle diyeyim. Hayatımda en güzel yediğim balıklar Yemen'de diyebilirim. Orada da yani birçok yerde yedim de Yemen'in de balıkları ve çok iyi de balık yaparlar yani. Yemek türlerini biraz daha anlatınca anlatacağım orada. Ve o yeşil alanları muhteşem. Çok güzel bir havası var. Ve dağlık bölgeleri var. Çok kocaman dağlar var. O dağların zirve, her dağ, öbek öbek dağlar var. Her dağın zirvesine bir kasaba, köy tarzı yerler inşa edilmiş, evler inşa edilmiş. Yani ama o dağa çıkmak çok zordur. O oralara verdikleri şimdi o dağlardaki her dağın zirvesine inşa ettikleri köy kasabalara Havş diyorlar o bölge. Havş. Bugün biz ne diyoruz ona telaffuz olarak? Huş diyoruz. Huş. Hani bizim bir şarkımız, bir türkümüz var ya. Burası Muş'tur diyoruz ama burası Huş'tur manasını o. Burası Huş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor. Acep nedendir? İşte buradan geliyor. O dağların zirvesindeki şeyde şey yapılıyor. Ve yine mesela burada girmişken işte o dönemde giden askerlerin o zor şartlarda o çölleri aşıp Yemen'e gitmesi. Yemen'de gidiyorlar ya savaş fazla büyük bir savaş da yok. Fakat çöllerde kimi aç kalıyor, kimisi ölüyor. Kimisi yani o zor şartlarda Yemen'e gidiyorsun. İşte bizim askerlerin yazdığı türküler var o dönemde. Mesela okuyayım o dönemdeki 40 bin asker gönderiyoruz. Yani tabii bu 40 bin askerden 20 bini Arap. Sadece Türk olarak bakmamak lazım yani. Bunun içinde Kürtler. Hatta ben mesela Yemen'e gittiğimde Yemen'de beni bir yere götürdüler. İşte Türk köyleri. Allah Yemenli tipler ama hakikaten biraz daha detaylı baktığımda yüzlere simalara işte Tokatlı, Sivaslı işte bu mesela geçen Yemenli bir bakanı biz getirip Bolu'da 100 yıl sonra akrabalarını bulduk. Bakandı. Geldi ya benim dedem hep şunlardan bahsediyordu diyor. İşte bizim ailemiz var Bolu'nun şu köyünde diye.
Geldik gittik Bolu'daki o aileyi, aileyi ilk gördüğünde şey sandı. Ya bunlar acaba bizden para almak için mi? Sonra biz bakan dedik ya bunlar Yemen'de büyük bir kabile değil. Oo evet biz o aileyiz dediler. Sonra iyi bir şey oldu. İyi bir tanışıklık oldu. Şu anda hala bağları sürüyor. Ve birçok aile var. Hocam, Biz, buyur. siz Asya'da da Yemenli olduğunu söylüyorsunuz. Endonezya'da, yine Endülüs'te. Hatta şöyle Evet. bir cümleniz de var. Yani bir Arap Yemenli değilse kendine Arap değil Çok diyorsunuz. doğru. Bak onu da iyi ki hatırlattın bana. Yemenliler tarih boyunca dünyaya en çok göç veren insanlar. Bundan dolayı İngiliz, Fransız, Alman antropologlar ilk insanın diyarı Yemen'dir derler. İnsan. Ve bundan dolayı buradan dünyaya göç verin. Bütün insanlığın hatta derler o antropologlar. Bütün hatta Kızılderililerin bile Yemen'le tipolojik olarak bağlantılarını kuruyorlar. Mesela Hindistanlar benzerler. Bundan dolayı buranın dünyaya birçok göç verdiğini görüyoruz. Bu mesela Malezya Devlet Başkanı Mahathir Muhammed'e ben ya Malezyalılar halim selim insanlar olur. Sen de bir savaşçı çünkü siyasetçisin. Kavgacı yönün var dedi. Bu nereden? Ya ben dedi babam dedi Yemenli dedi. Onun için dedi biz dedi Yemenlik o ruh Yemen'den geliyor. Endonezya'da mesela şu andaki hali hazırda Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın büyükelçisi Yemen kökenli. Afrika'nın birçok yerine gidin Yemenli bulursunuz. Yani çünkü iki tür toplum çok tüccardır. Bir Yemenler iki Lübnanlar. Onun için dünyanın her yerine gidin bütün kıtalara Yemenleri ve Lübnanları bulursunuz. En çok dünyaya göç veren topluluk. Ve Araplar da gerçek bir Arap olmanın gerçek bir Arap olduğunu ispatlamak istiyorsan Yemenli olduğunu ispat edebilmelisin. Ortaya koyabilmelisin. Yani birçok hikaye var. Bunlarla ilgili detaylarına girmeyeceğim. Çünkü 40, hemen hemen 40 dakika oldu. Birkaç şey Evet. daha var. Onu da zikredeyim. Yemen türkülerine tekrar dönelim. İşte Yemen birincisi mesela havada bulut yok. Bu ne dumandır mahlede ölü yok. Bu ne figandır. Şu Yemenlileri ne yamandır. Bizim askerlerin haleti ruhiyetini anlatan. Ah o Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir. Yani hakikaten bu türkülerin hepsini okuduğumda tüylerim diken diken oluyor Yemen'le ilgili. Yine Yemen'le ilgili mesela bizim giden askerlerin yazdığı başka bir türküyü size. Yemen bizim neyimize diyor asker. Ya biz geldik buraya. Burada Müslüman kardeşlerimiz. Biz geldik buraya. Diyor ki Yemen bizim neyimize. Şivan düştü evimize. Bak yavrular yetim kaldı. Güvenmeyin beyinize. Basma fistan kirlenirse. Başta lekecek düğlenirse. Ya kimlere baba desin. Yetim yavru dilenirse diye yine başka. Yemen bizim neyimize türküsü. Yine gitme Yemen'e Yemen'e diye bir türkümüz var bizim. Gitme Yemen'e Yemen'e. Karışın toza dumana. Bari mektubunu gönder. Anamı koyma gümana. Askerler bağlar matara. Çünkü askerlerin matarları vardı, su vardı. Askerler bağlar matara. Toplar yüklenmiş katıra. Sabahaca yatamıyorum. Neler geliyor hatıra. Oy oy yavrum kadersizim. Bir ananın Yemen'e giden çocuğu için yazdı. Bir gemiye doldurdular. İstanbul'a bildirdiler. Sallar gemir döver dalga. Gül benzini soldurdular. Yatta dizimde nazlayayım. Kara keklikin düzleyeyim. Seni bir de yıl 12 ay. Hangi bir gün yol gözleyeyim. Bu da sevgilini yani. Daha, oy oy yavrum kadersizim. Düşün yani ne... Tüyleri diken diken oluyor bizim bir o Yemen Türklerin. Yine başka bir Yemen türküsü. Şu Yemen'de ot biter mi? İki kardeş çift gider mi? Çünkü birçok asker bazen kardeşler gitmiş. Aman evde hiç güler mi? Ağlar Mehmet, memiş ağlar. Şu Yemen'de biter kamış. Uzun olur vermez yemiş. Şu Yemen'de iki kardeş. Biri Mehmet, biri memiş. Kutlu kumaş toldu mola. Mustafa'nın gözlerini karıncılar oydu mola. Yine başka bir Yemen türküsü. Diyor ki bu Yemen'e giden Erzurumlu askerlerin yazdı galiba. Mızıka çalındı, düğündü sandım. Al yeşil bayrağı gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? Giden gelmiyor. Hani gidenin gelmediği yer olarak. Çünkü uzak.
6 ayda gidiyorsun ya. O dönem şartlarına bak. Tez gel ağam, tez gel dayanamıyorum. Uyku gaflet basmış uyanamıyorum. Ağam öldüğüne inanamıyorum. Koyun gelir kuzunun adı yok. Sıralanmış küleklerin sütü yok. Ağamsız da bu yerlerin tadı yok. Ağamı yolladılar Yemen eline. Çifte tabanca takmış beline. Ayrılmak olur mu taze geline? Yine başka bir Yemen türküsü. Kader torbasına soktum elimi. Karalığı çıkardın kuramı felek. Ne bir murat verdin ne bir saltanat. Diyar gurbette büktün belimi. İyi, okuyayım devamını. Son çok uzun. Yürü güzel yürü yoluna yürü. Eridi dağların kalmadı karı. Gayet güzel olsa yiğidin yarı. O da kederlenir zilfin taramaz diye. Yemen türküleri. Evlerin önü türkü diye şu türküler. Yani bence her evde olması gereken bir kitap. Bulursanız mutlaka okuyun. Burada Anadolu türkülerini, Cezayir'le ilgili türkülerimiz var, Mısır'la ilgili türkülerimiz var bizim. Arap diyarının her yeriyle ilgili. Burada bir kısmını bulabiliriz evlerin. Bu türkü kitabı kalın bir kitap. Yemen türkülerini buradan okudum size. Mutlaka alın okuyun. Her evde olması gereken bir türkü kitabı. Böyle. Ve Yemen... Hocam bir ekleme yapayım ben de. Genç dergimizin bu sayısı türkülerle ilgiliydi. Hı. Dosya konusu türkülerdi. Birçok türküyü dahil etmeye çalıştık. Sanırım Yemen türküsü de vardı içinde. Tabii evet. Sizlerin söyledikleri hiç duymadığımız türküler de var. Evet. Her biri ayrı bir yaşanmışlık, ayrı bir hikaye barındırıyor içinde. Kesinlikle, kesinlikle. Ve Yemen, işte İmam Yahya ile birlikte İmam Yahya ölüyor, sonra oğlu geliyor. 1962'de Yemen bağımsızlığını ilan ediyor. Birleşmiş Milletler'e dahil oluyor. Sonra İmam Ahmet ölüyor. 1990'da 1962'de daha sonra Yemen Güney ve Kuzey Yemen diye ayrılıyor. İşte bir tarafını işte bizde sağ sol gibi düşün. Bir tarafına Rusya hükmediyor, bir tarafına Amerika hükmediyor. Böyle bir süreç 1990'da birleşiyor. Daha sonra seçimler oluyor 1992'de. Ali Abdullah Salih başına geliyor. Ta son 2011'deki Yemen isyanlarına kadar Ali Abdullah Salih Yemen'in devlet başkanı görebildim. Ben iki defa röportaj yaptım, görüştüm adamla. Yani görebildim. Kaddafi'den bile daha ahmak devlet liderlerinden bir tanesiydi. Okuması yok, yazması yok, cahilin teki. Ama Yemen'e asker olduğu için bir şekilde nasıl seçildi bilemiyorum. Yemen'in devlet başkanı olmuştu. Ve Yemen'de sıkıntılar o 2011'den sonra Arap İsyanı'yla birlikte bir şey oldu ve Yemen bugün bölünmüş durumda. Bir yanda Husiler hükmediyor, bir yanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin destekli Milliyatın Meclisi'nin intikali diye bir grup var. Suudi Arabistan'ın desteklediği bir grup var şu andaki rejim. Şu andaki Yemen Devlet Başkanı'nı destekliyor. Onlar bir yeri almışlar. Sonra Ali Abdullah Salih'in ekibi, o eski devlet başkanı ekibi var. Onlar da bir iki küçük köyde şu anda. Fazla büyük bir yerleri yok. Kızıldeniz'e yakın bölgede. Bir de kabileler var. Şu anda Yemen ciddi sıkıntılar yaşıyor. Böyle bir süreçleri var. Devam ediyor bu süreçleri. Umarım kısa bir şekilde atlatırlar bunu. Biz Yemen'i yine... Dörde bölünmüş bir Yemen herhalde değil mi hocam? Şu anda dört parça ama iki tane büyük. Diğer iki tanesi kabileler ve Ali Abdullah Salih'in yerleri küçük şu anda. Ama genel anlamda iki. Fakat diğer iki küçük grubun da alırsak 4-5'e bölünmüş durumda diyebiliriz. Herkes çünkü küçük bir yeri ele geçiriyor ve orada hükümranlığı ilan ediyor. Burada evet. Hocam yine araya giriyorum ama burada siz yine Aden Limanı'na Babul Mendep'e de çok vurgu yapıyorsunuz. Evet. Yani herhalde oraya hakim olma üzerine evet. İnsanlar bedel ödüyor orada. Böyle aslında bir insani kriz. Yemen Kızıldeniz'i ve Hint Okyanusu'na hükmettiğine en önemli yerlerden bir tanesi. Stratejik olarak önemli bir yer. Yemen'e hükmeden o bölgenin hepsine hükmeder. Tarih boyunca da böyle. Bundan dolayı Mısır medeniyeti, Persler, Roma, Bizans hep Yemen'i almışlardı ve Yemen'i elde tutmuyor. Yemen çok dünyanın en stratejik önemli hem limanları bakımından hem de olduğu konum itibariyle çok 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 önemli yerlerden bir tanesi. Bundan dolayı hala İran'ın orada Husileri de ana sebebi bu. Bir dönemler Persler vardı. Hala orada belli Fars kabileleri var Yemen'de. Çünkü bir dönemler Persler de hükmetti.
Habeşiler hükmetti, Bizanslılar hükmetti, Romalılar hükmetti. Biliyorsun Habeş kralı, bir dönem Habeşistan, Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun bir vali, Habeşlerin tayin ettiği bir vali, Hristiyan bir vali, aynı Yahudi Zünnivas'ın yaptığı gibi şeye zulmediyor. Halkı Hristiyanlaştırmak için bu sefer baskı yapıyor. Yani düşün, Yahudilerden sonra Hristiyanlar hükmediyor Yemen'e bir dönem. Bu sefer o sanki Zünnivas kıssasını, o Buruç suresinde anlatılan kıssayı unutmuşlar gibi, bu sefer onlar işte İbrahim diye bir Yemen valisi var. Ve bu da Hristiyanlaştırmak için zorla baskı yapıyor Yemenliler. Ve Yemenlere bir kilise inşa ediyor. Tam Ayasofya'nın inşa edildiği dönemde, Bizans'ın Ayasofya'yı yaptığı dönemde, Yemen'de de Ayasofya benzeri bir kilise yapılıyor. Aynı Ayasofya benzeri koca büyük bir kilise. İbrahim, Habeşistan valisi, herkesi zorla Hristiyanlığa davet ediyor. Daha sonra ben gideceğim, Kabe'yi yıkacağım, Arapların hepsi bizim Hristiyan olacaklar diyor. İşte biliyorsun büyük bir ordu hazırlıyor. Habeş kralı, Bizans ordusu binlerce gemi gönderiyor. Habeş kralına destek veriyor. Yemen valisine ordular, askerler, Persler de destek veriyor. Yeter ki o Arap ticaret yollarını ele geçirsin, hem ticaret yollarını hem de Kabe'yi yıksın diye. Büyük bir fil ordusuyla çıkıyor İbrahim. Habeş dilinde İbrahim nasıl telaffuz ediliyor? Mesela İngilizler Abraham der. İbrahim'in ismi Abraham'dır. Peki Habeşler nasıl telaffuz eder İbrahim'i? Ebrehe. Ebre. Ebrehe demek İbrahim demek. Ama Habeşler telaffuzları aynı İngilizler gibi, Latinolar gibi, işte Ebrehe ifadesi İbrahim demek, Ebrehe demek. Ebrehe ordularıyla, işte o İbrahim ordularıyla birlikte Kabe'ye doğru gelirken, işte Kur'an-ı Kerim'de hatta denir ki, rivayetlerde, tarihi rivayetler bunlar, kitapla Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Habeş kralı bir rivayete göre kendi kızını, bir rivayete göre kızı olmadığı için kendi kardeşinin kızını valiye gönderiyor. Eğer diyor Kabe'yi yıkar, Mekke'yi alırsam benim bu kızım da senin eşin olsun diyor. Evlen diyor. Savaş bittikten sonra hemen evlenin diyor. Bir grupla gönderiyor, hizmetçiler gönderiyor, o kızla birlikte, o prensesle birlikte ve bir koruma, bir deve üzerinde savaşa gidiyorlar. Hatta bazen yaklaşmak istiyor prensese, hayır diyorlar, savaşı bitir ondan sonra. İşte biliyorsun Kabe'ye yaklaştıklarında, işte Hz. Peygamber'in dedesiyle yaşadıkları o büyük olay ve ne oluyor? Allah-u Teala Ebabil kuşlarını Fil suresinde anlatıyor ya, Fil suresinde anlattığı o kısa. Ebabil kuşları geliyor. Ebrehe'nin ordusu, İbrahim'in ordusu ile bir oluyor. Ve Ebrehe Yemen'e doğru kaçarken o kuşların attığı taşlardan bir göreme işte yaydığı hastalıktan dolayı ölüyor. Prenses kurtuluyor ekibiyle birlikte. 5-6 kişilik onun koruması ile birlikte kurtuluyor o şeyden. Daha sonra bunu Arap köle tüccarlar prensesi esir alıyorlar. Mekke'ye getirip satıyorlar. Mekke'nin üst düzey liderleri almaya korkuyorlar prensesi. Neden? Çünkü diyorlar Allah bunları helak etti. Eğer biz bunları köle edersek belki bizi de helak eder diye korkuyorlar prensesi almaya. Fakat prenses çok güzel. Ebrehe vaat edilmiş fakat olmuyor. Hişam diye birisi onu alıyor köle olarak. Fakat asla ona çok ağır işler yapıyor. Allah sizi cezalandırdı. Ben de sana ağır işler yapacağım. Sonra başka bir Habeşli kölesini çağırıyor. Diyor ki sen şu prensesle evleneceksin, ona zulmedeceksin. Hayır, evlenmeyeceksin, affedersin. Bu prensesi senin hizmetine bırakıyorum. Buna zulmet, her gün kırbaçla, her gün dur. Çünkü bunlar, Allah bunları helak etti. Biz de bunlardan dolayı helak olmayalım diyor. Tabii o Habeşli köle prensesi alıp götürüyor bir çadıra. Ben sana anlattıklarını de ki bana çok zulmediyor. Ama sen benim kral prensesi misin? Benim ülkemden geliyorsun. Hemşeri misin? Ben sana hizmet edeceğim. Her gün deve sütü getireceğim diyor. Fakat ne olur bunu kimseye söyleme. Prenses de kabul ediyor. Çünkü prenses 2 yıl boyunca hizmet ediyor. Hiç dokunmuyor kıza. 2 yıl sonra prenses diyor ki gel diyor, evlenelim diyor. Ben diyor kurtulamam diyor. Ülkeme gidemeyeceğim. Biz evlenelim diyor. Sen bana bu kadar hizmet ettin.
Çok iyi bir insansın. Yaşlı da olabilirsin. Evleniyorlar. Sonra çocukları oluyor. Çocuklara ne isim takıyorlar biliyor musun? Hadi düşün. Ebrehim mi hocam? Bilal. Bilal-i Habeşi. Beşi. Bilal'in annesi o. Evet. Yani böyle bir hikayesi var bunun da. O çünkü Fil suresi de bunu anlatıyor. Ve aynı zamanda Kureyş suresi de Yemen'i anlatıyor. Yemen bir dönemler Hong Kong, Washington gibi dünyanın ticaret merkezi. Çin'den Hindistanlar bütün gıdalar, bütün malzemeler Yemen'e gelir. Yemen'den Filistin ve Lübnan'a gelir. Buradan da dünya, Avrupa ticaret, dünyanın farklı yerlerine giderler. Çünkü o dönemler onlar tüccar ve o Kur'an'da da Kureyş suresinde hani gece gündüz ticaret yaparlar dediği şey o Kureyş suresinde. Fil ve Kureyş suresi de Yemen'i anlatır. Bunu da unutmayalım. Neml suresi, Buruc suresi. Yemen'in yemekleri var. Çok meşhur. Mesela Bintu Sahın var. Yemen'in balı çok meşhurdu. Sebe Melikesi'nin o hükümran olduğu bölgelerde hayatta görebilir en güzel bal. Yani ben hakikaten Bingöl'lü olduğum için balı çok severim. Ve Yemen'de bal yediğimde çok sevmiştim hakikaten. Çok güzel bir balları vardı onların. O baldan yemiştim ve onların yaptığı katmer tarzı ekmekleri var. Üzerine bal döküp yiyorlar. Katmerle bal muhteşem oluyor. Ben hayatımda buna da bit tusah diyorlar. Yine Yemen'de salta diye milli yemekleri var. İşte patates, et, baharat çok biliyorsun onlarda baharat çok meşhurdur Yemen yemeklerinde. Domates, biber, bamyanın içinde olduğu salta dedikleri onların milli yemeğinden ise. Fakat bu yemeğin de Osmanlı askerlerine öğrettikleri söyleniyor. Aslında güveçin farklı bir versiyonu. Çok güzeldir o da. Benim Yemen mutfağı bize çok benziyor. Yani Antep, Adana, Hatay mutfağına çok benzer. Çok da severim yemeklerini ya böyle. Hocam bunları tatmak için Yemen'e mi gitmek lazım? İstanbul'daki Yemen İstanbul'da var. mutfağı. İstanbul'da var. İstanbul'da Aksaray'da, Başakşehir'de çok güzel restoranları var. Mutlaka gidin tadın derim. Yemen yemeklerini burada mutlaka İstanbul'da. Fahsa var çok güzel. Yani buna benzer birçok Yemen ekmekleri çok güzel. Mutlaka tadın. Tabii Yemen'in asıl önemli olan şeylerden bir tanesi de kahve. Diyorsun kahve diyarı orası. Biz hatta türkü yapmıştım. Kahve Yemen'den gelir diye türkümüz var bizim. O askerlerle ilgili türkülerdi. Bu da kahvenin Yemen'den geldiğini anlatan bizim ayrı türkülerimiz. Kahven Yemen'den gelir, kokusu güzel mi güzel böyle şeylerimiz var bizim. Ve kahveyi biz oradan alıp dünyaya tanıttık. Yemen o zaman Osmanlı'nın bir parçası. Yani bizim ve biz kahveyi dünyaya tanıtan biziz. Yemen'in meşhur bir limanı var. Kahvenin dünya gitti. Mokka. Bugün meşhur bir Amerikalıların bir kahve türü var. Mokka dedikleri. İşte o limandan giden kahveden dolayı Mokka kafe diyorlar. O ismi oradan alıyor. Bu da çok önemli. Kahve, yani kahve üzerine ayrı konuşmam. Çünkü kahve üzerine ben çok okumalar yaptım. Kahvenin hikayesi üzerine çok şeyler var. Girmeyeyim uzun bir konu. O da vaktimizi almasın yine. Ve kısaca Yemen böyle. Ve tabii Veysel Karani'yi de unutmamak lazım. Yemenli Veysel Karani hikayesini. Tabii biz Veysel Karani hikayesi bizde daha farklıdır. Ben Yemenlilerin kurduğu Veysel Karani Vakfı var. Dışişleri Bakanlığı'nın onay verdiği hemen tek vakıftır. Araplar içinde. Yemen Veysel Karani Vakfı. O vakfın da kurucuları arasındayım. Yemenli birçok kişi var. Ben de onun kurucuları arasındayım. Çok güzel çalışmalar yapıyor Yemenlere hizmet anlamında. Yemen sahip dediğimiz şey bu. Benim şarjım bitmek üzere. Son şeyler. Evet, Evet. evet Bu hocam. Bir kadar da sesiniz gitti sesliyim. bir ara. Evet. O Fazla da... şeyden, şarjdan dolayı Tamam hocam. evet. Mutlu insanlar diyarı böyle bir diyar. Aziz. Eyvallah hocam. Yani çok gerçekten istifade ettiğim bir program oldu. Eyvallah. Takipçilerimiz de şu an izliyorlar. Ben de saate baktım bir yandan. Çok hızlı da geçmiş. Eyvallah. Yani Tabii hızlı bir bir saat... şekilde geçtik. Aralar bunların Evet. hepsi ayrı ayrı işlenmesi gereken, konuşulması gereken konular. Yemen ayrı güzel bir diyar. Muhteşem. Evet.
Belki eksik kalan noktalar olabilir. İşte diasporayı konuşmadık. Yemen Doğru, Yemen diasporası diyorsun. Ayrı İstanbul'daki. konuşulması gerekiyor. Onlar bence artık ayrı konu olsun. Bir de Evet. Yemen'in anlatılacak çok şey var. Yani bir, hem Evet. özellikle stratejik önemi, Kızıldeniz, Hint Okyanusu, o limanlar meselesi. Mesela bugün Yemen'in başının bu kadar, hatta bir hikayeyle bitireyim olayla. Yemen Devlet Başkanı'na Salih 2008'de ziyaret ettiğinde şöyle demişti. George Bush buna mektup gönderiyor. Diyor ki Yemen ileride dünyanın en zengin ülkesi olacak yeniden. Çünkü dünyanın en büyük altın rezervi Yemen'de bunun. Dünyanın en büyük, hatta Suud'da var. Diğer Körfez ülkelerinde var, Yemen'de petrol. Ve Yemen'de büyük petrol rezervi bulundu. Ve limanları, dünyanın en büyük limanları, en önemli limanları. Fakat Yemen bugün onun bedelini ödüyor işte. Evet. Evet. Hocam çok, çok teşekkür ediyorum Eyvallah. Turan Hocam. Ben Yani teşekkür bugün ederim. biraz farklı bir program oldu. Çünkü Yemen'i biraz farklı bir boyutta ele almaya çalıştık. Sürekli insani krizler, bunlar da bir realite ama Yemen bunun daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. Tabii. Sizin Evet. anlattığınızda da çok istifade ettik. Bugün Tabii. bununla Bir de Yemen yetinelim. müziği de vardı. Onu unuttum. Yemen müziği de aslında mesela Evet. konuşulan, ben notlarımı hızlı bir şekilde aldım ama Yemen müziği de gizemli bir müziği var. Çok muhteşem. Bizim türkülere çok benzer. Türkü tarzına benzer. Onlar da ut, dükük, yani küçük sesli kaval tarzı. Düdük dediğimiz tarzı. Yaylı çalgıları var. Perküsyon var. Darbuka tarzı. Böyle çalma aletleri var. Kullanırlar. Çok müthiş de müzikleri vardır yani. Tabii eski müzik Eyvallah. tarzını sevenler için, türküleri sevenler için benzeri şeyler yani. Eyvallah hocam. Eyvallah. Benim için de ayrı bir anlamlı oldu sizinle böyle program yapmak. Eyvallah canım kardeşim. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Yani Yemen'in geleceğine dair bilmiyorum nasıl bir öngörü var. Belki bir cümleyle de onu alıp yavaş yavaş programı kapatabiliriz. Herhalde bu insani kriz biraz daha Ben şöyle söyleyeyim. sürecek Evet, gibi sürecek ama geliyor. Yemen o milattan önceki günlerine yeniden dönecek. Bak hepimiz göreceğiz. İnşallah hocam. Bununla da programı yavaş yavaş kapatalım. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Ben Turan hocam teşekkür ederim. tekrardan. Allah razı olsun. Sağ olasın. Vakit ayırdınız bu yoğun vakitte gerçekten. Arkadaşlar abine Takipçilerimize yanında buradan. işaret yap. Hadi bitir bitir. Yani eyvallah. Sağ Eyvallah. olasın. Takipçilerimize teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sabırla ederim. dinledikleri Herkese için. dinleyiciler, bütün arkadaşlar da sağ olsunlar, var olsunlar. Eyvallah. İnşallah nedir mesele de haftaya farklı bir konuyla sizlerle oluruz. Hayırlı Eyvallah. geceleriniz olsun. Eyvallah. Hayırlı Çok geceler. Sağ teşekkür olasın. ederim Selamünaleyküm. hocam. Teşekkür ederim.